az önce dikkatimi çekti Erman Hocam. Marka diyor ki, hiç oyuncular olarak tepki veremiyoruz diyor. Senden, senden zaten onu isteyecektim getirmeli. Oyuncular olarak hiç tepki Marka veremiyoruz. Marka'nın dediklerini dedi. bir ekrana getirelim diyecektim tekrar. Onu bir <laughs> arkadaşlardan rica edelim lütfen sevgili Tolga. Şimdi onu da sağlamasını yapacak. iki sana rakam vereyim. 10 tane foul yapmış maçta Galatasaray. 0 sarı kartla oynamış. 2-0 yeniksin. Reaksiyon göstereceksin. Bir ısır rakibi, bir mücadele, bir reaksiyon. Çok fazla pasatası yaptık. Tepki göstermeliyiz. İkili mücadeleleri kazanamadık. Çok çalışmalıyız. E çok çalışıyormuş Galatasaray. Öyle dedi işte şey. Yönetim öyle dedi. Müthiş çalıştırıyor dedi torrent Tepnik için. adam dedi ki e, çok çalışıyoruz. Semeresini de almaya başladık. Meyvelerini dedi. almaya başladık Meyvelerini dedi geçen de hafta. Almış da herhalde meyve acur macur ağaçta acur bitiyor herhalde meyvelerini alıyor yok semeresini diyor da valla yani kusura bakmasınlar bu oyundan değil çalışmanın semeresini eşeği severini alamazlar bu oyundan hiçbir şey alamaz bu Galatasaray takımı bak mesela iki hafta ufak tefek hakem itelemeleri bitiremeleriyle filan bir altı puan aldılar yani barajı geçtiler yukarıya doğru çünkü destek geldi Galatasaray'a ne olur ne olmaz aşağı fazla inmesin falan dediler herhalde. Bir iki hakem makam getirdiler. Ama şimdi bugün bakıyorsun 90 dakika. 90 dakika. Konya Galatasaray'dan iyi takım. Yani. Konya Galatasaray'dan daha şekilli oynuyor. Konya istediği şekilde oynuyor. Rakibini istediği şekilde oynatıyor. Konya 3 yapsaydı 6 olurdu. Biraz afaki olacak ama 3 yapsa 6 olurdu. O 3 olmadı. O 3 olmayınca da geri geldiler. Ama Galatasaray hücumu da yalan rüzgarı. Yani yalan oynuyorlar abi. Sahte oynuyorlar. Topçular sahte oynuyor. Bakıyorum top kapıldığı zaman bütün Konyalı futbolcular topu hemen önüne alıyorlar burada. Hep bütün. Galatasaray'a bakıyorum abi. Yürüye yürüye gelen var. O ona bırakıyor. Bu takımın içinde bir şey var. Yok hiç Başka yok. bir şey daha var. Benim anlamadım. Ya geçen hafta Peguri diye bir adam geldi. Adam iki hareket yaptı maçı değiştirdi. Tabii. Peguri bugün kadroda yok. O zaman aklıma şu geliyor ha. Belki de yönetimden pegoleyinin arasında bir şey var. Sen bu pegoleyi oynatma diyorlar. Yok, hocam yok. yok hocam yok. Ben Bak şimdi, sordum hiç şey. Ama biri. şeytanın aklına her şey gelir abi. Ya kendi yönetim içindeki Allah birisine. Anlam veremiyorsun çünkü. Ama onlar ama, da isyanda. Nasıl almazsın kadroyu nasıl almazsın? <laughs> onlar da isyanda Onlar diyor. da da. Ben samimi söylüyorum. Ben burada yazı yazdım. Bu tercihe niye başkan veya bir başkası müdahale etmiyor diye. Allah aşkına geçen hafta demedi mi hocam? Gomis de Pulgar'ı almışsın transferleri rotasyon yapıyorum dedi ya. Ne rotasyonu ya hocam? Hangi rotasyondan? Kendi getirmemiş. Barcelona maçını düşüyormuş. Ben kararı veriyorum diyor. Sanki çok önemli bir teknik direktör geldi Galatasaray'a ya. 9 Kasım 2020'den beri evinde oturuyor bu ya. Bir tanesi bak burada başkan dedi ya. Nerede bir sorun varsa orada mutlaka Domenek vardır demiş Pep Guardiola kendisine. Böyle bir sorun çözen hocaysa ne İspanyol takımları gel sorunlarımı çöz dememişler hocaya. Ben bunu anlamıyorum ya. Şu Galatasaray şu Barcelona maçını oynasa da o hikaye bir sonuçlansa ya herkes Avrupa maçını. Fatih evet. zamanında da öyleydi şimdi de böyle. Herkes Barcelona maçı abi neymiş bu maç ya. Torrent maçtan önce Avrupa. şöyle demişti. En son maçtan önce de Moğolçan'ı sormuştunuz. Bu kez de Fegül yok. Dört maçımız var 15 gün içinde. Sadece bu bu maçı düşünmekle olmuyor önümüzdeki maçlara da bakmamız lazım. Tüm oyuncular hak ediyor ama hepsinin kadroda olması imkansız. Ya bir dakika abi. Fegüri'yi geçen hafta kaçta aldı oynaya Bu bizi 74 aldı hocam? 15 yani dakikada. Fegüri 15, 15 tarzı 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 oynadı. 2 iş yaptı bitti. Fegüri yoruldu. Adamı da ateş atıyor ya. Yani Fegüri 15 dakikalık oyuncu. Hocam söyleyeyim. Eğer Fegüri 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik adamsın. Bunun tümünü vereceksiniz bu konuşmanın. Orada diyor ki bak bir takım ben hayatımda diyor evet, bu evet. kadar çok takımda çalışmadım 28 bir oyuncular. oyuncu var bu kadar çok oyuncu mu olur bir takımda diyor. Bu kadar yani. çok oyuncu bir hoca için de futbolcu için de dezavantajdır diyor. Bak ben anlamadım bunu ya. Ben anlamadım bunu yani. Şimdi ya olabilir de <laughs> işte Muslera kadroda oynamayacak, oynamayacak orada Fegül e oturmuyor. Şimdi... Yabancı. Torrent kimle çalışmıştı? Guardiola değil mi? Bir evet. şey ben sorarım mesela bunu söylediği zaman basın toplantısına. Şunu sorarım. Barcelona ve Bayern Münih'te sen hiç gördün mü? Barcelona'da işte Messi zamanı çalıştı. Iniesta, Xavi'ler. Değil mi? Sergi Busquets vesaire. Hiç rotasyona gittiğini hiç hatırlıyor musun? Hiç ya. hep oynuyor. Peki dön Bayern Münih'e. Sen Robben'le çalıştı değil mi? Liberi ile çalıştı. O dönemi düşün. Philip Lahm falan bunlarla çalıştı değil mi? O dönem. Hiç sen rotasyona girdiğini o kadını gördün mü? Liberi oynuyordu değil mi? Robben oynuyordu. Hep oynuyordu. Yani Her maç. hiç çarşamba Çünkü pazar bitti. taraftar ister diyorlar. Bitti. Şimdi o zaman şöyle der burası Türkiye ben sonradan takım aldım. Olabilir bak alabilirsin. Sen Feguli'yi ne diye oynatmalısın biliyor musun? Feguli'yi oynatacak konfor alanlarında bir antrenör olarak ender planlaman gerekir. Sen Fegül'üyle ile oynuyorsan Feguly İbran fiziksel düşünüyorsan Feguli'nin çevresini öyle bir düzenlersin ki ya Feguly hem takımı oynatır hem Feguli'den istediklerini istediklerinde daha sade daha öz daha anlaşılırdır. Ayrıca de Fegül'den her şeyi de isteyebilirsin. Bunlar profesyonel oyuncu. Bir haftada üç maç oynayacak. ya yani Türkiye'deki az önce söyledim. En büyük en büyük kendimizi kendimize yarattığımız balon budur abi. Rotasyon, Rotasyon. balonu ya. Şimdi hocam bir de oyuncular geri gidiyor. Bu çıkıldı Morutsan falan başlangıçtaki gibi hiç değiller. Ya başlangıçta da çok ya o zaman da çok aman anlaşma. aman değillerdi ama biz diyorduk ki gelişebilirler, üzerine koyabilirler bir potansiyel var. Buydu. Bu olmasını bekliyoruz. Bu oldu. E, tamam. Hocam yedek kulübesine bakıyorum. Herkes mutsuz Galatasaray yedek kulübesi. Mutsuzlar yani. O maçın içinde değiller. Arada görüyorum o maçta değiller. Sağ içinde de öyle. Sağ içinde birbirlerine öyle yardım edeyim, yatayım, kalkayım. Konyalı futbolcuların mücadelesine bak. Bir de Galatasaraylı topçuların mücadelesine bak. Yani bir mutsuzluk var içeride. Bir şey bir var. E bunun zaten. da sorumlusu yönetim kardeşim. O kadar basit ya. Hiçbir şey değil. Kimse başkan, ben başkanım diyor ya. Ben başkanım yaparım, al yap işte bak yapıyor. Senin antrenörün yapıyor sağ, sağa. Bayağı kokular geliyor sağdan. Seni hocam çıkarken şimdi... Galatasaray'da var mı acaba? Çıkarken bana bir şey söylemişlerdi. Galatasaray'da çıkan oyuncu ile ilgili geçen haftalarda Torrent'in elini sıktığı oyuncu oldu mu? Kulübeye giderken ben görmedim. Futbolcular şunu söylüyormuş hocam. Bak çok net söylüyorum. Sadece bizi çalıştırmakla yükümlü. Yani bizimle birebir ilgilenen bir hoca değil. Tamamen şey ya çıkıyor sahaya bakıyor. Bir futbolcu konuşursun. Nasılsın dersin? sohbet edersin, tercümanını çağırırsın. Beraber ki Galatasaray'da çok oyuncu yabancı olduğu için o dili konuşabilecek insanlar da var İngilizce'de. Tabii canım. Hepsi. Bunu, bunu anlatıyorlar. Bunu anlatıyorlar, karar veremiyorlar işte. Yani hep hani deriz ya teknik direktörü içinde biraz oynaması lazım oyuncunun. Tabii. O kavramın altını dolduramıyor. dolduramıyor mi? Mi? o da dolduramıyor. Yani teknik adamlar için sadece teknik adamlık yapmak doğru değil ki. Mutlaka bunun duygusal yönü de var. Bu yönü Olmadığını düşünmüyorum yani. Şimdi önümüzdeki hafta önce Barcelona maçı hocam. Ee, Perşembe akşamı. Pazartesi günü de Beşiktaş'ta. Beşiktaş, Beşiktaş var. sonra bir daha Barcelona. Sonra tekrar Barcelona. Doğru. Evet. O şeyi bir getirebilir miyiz? 10-17 de getirelim. Bak 17 ve Pazartesi Perşembe yine. 3 gün var arada. Peki evet. de bu adam bir de 28 kişiden şikayet ediyor. Evet. Ya Şimdi kendini inkar ediyor ya. 28 kişi fenaymış işte? Elinde malzeme var. Sok da oynat. Hem orada şikayet ediyor. Bir kadar dönüyorum. oyuncu değiştirmedi. Evet. Aynı kadroyla ya, çıktı. Ya 28 bir de neden? Onun bilmesi gerek. Bu Covid'den dolayı hocam. Ha, tabii. Yani şimdi... Ha, ha, en güzel evet. Yani şimdi bu 28 yani burayı sanki 3. dünya ülkesi yaptı futbolda yani sanki. O kadar da değil hocam. Bir farz edelim. Bu Omikron işte bir ara çok zaten İngiltere'de bir ara kulüpler biliyorsun neredeyse 20 futbolcu 22 futbolcu çıktı. 28'den farz edelim 10 olsaydı 18 futbolcu ne derdi? Ya doğru yapmışız 28 kişilik kadro. Yani bu adamlar bu tedbir amaçlı bu kadrolar yükseldi. COVID doğru mu? Covid çalışma sürecinde çalışmadığı için farkında değil evet, aynen. yani bu, kadrolar evet, o yüzden. O yüzden yapıldı bu, kadar. Bu sayılara geldi. Bu kadar yani ondan genişletildi kadrolar. Ya Bak ya bugün bize maçta evet. söylüyor çalışmadıklarını söylüyor. Evet. Bak, ama, ha, ama çok çalışıyoruz yani, diyor. Yani, Marka yani hocam herkes biliyor 24 kişilik siz de biliyorsunuz futbol oynuyoruz. 24'tür kadrolar 25'tir. tabi 24 kişi 25'e geçmemesi lazım. Ama bunun nedeni bu Covid'den dolayı. Yani bu sorusu olurum ya 28 kişiyle çalışmadım. Bir ya Covid olsa ne olacak abi bir de, ay önce şey İngiltere'de anladım. kulüp kapandı ya kulüp tabi, Covid'den kapanan tabi. kulüpler oldu. tesislerini kapattılar. Hocam maçta evvel arasında bir Galatasaray'dan birisiyle görüştüm. Birisi vermeyeceğim. Ona da takılmış o, çok oyuncu. Ne 28 dedi ya. 4 tane kaleci var zaten dedi. Arda'yı evet. üstü çizildi. 23 kişi de çalışıyor dedi. Doğru. Normal. Doğru bana bana mesaj attı. Sonra Manchester 23 kişi çalışıyor dedi. 23 kişi dedi. Kaleciyi ne sayıyor ki dedi yani. Kalecinin zaten iki tanesi oynamıyor dedi yani. İki tane kaleci var. Penya ve Mustara dedi yani. Genç bir çocuğu getirmiş bugün ilk defa 17 yaşında bir kaleci biliyorsun o. Yedeklerden can bir kat. tanesi. Cankat. Evet ilk defa 17 yaşta bir kaleci getiriyor. Mustara oyuna girdi sakatlandı Cankat kaleye geçecek. Yani öbür yerli kaleciler diyor. Ben bunu Vallahi anlamıyorum ben yani. Anlamadım. Beşiktaş derbisinden sonra deplasmanda Gaziantep maçı var. Kara Gümrük, ardından Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi var. İki Yeni maçı Malatya arada Altar, belki rahat olur. Malatya Altay. Takımları. Yani ee, o bölgede evet. artık... Rahat olur mu yoksa o sırada Var. çok mu puan Çok zor yani şu, şu Galatasaray'ın Konya oyunuyla bu takımlarla oynaması mümkün mü soruyorum. Burada iki tane maçı garanti gibi görebilirsin. O da Altay'ın durumuna bağlı. Malatya maçını. O da Malatya'nın o maça kaç puanla geleceğine bağlı. Yani geldiler Adana Demirspor'a ama belki farklı bir skorla gelecekler. Bilemiyoruz puanla tablosuyla. Ama yani şu 3-4 maç bayağı bu oyun, sıkıntılı. Bu oyun Beşiktaş'a da Antep'e de yetmez. Söyleyeyim. Beşiktaş'a da Antep'e de yatmaz. Yani. Ama Galatasaray yönetimi iddia ediyor işte. İstihbar ediyor. Zaten ne olacağı 26 Mart'ta netleşir olaylar zaten ya. Yok, mali, mali genel e, Tabii yani netleşir. Çünkü çok sıkıntılı bir durum var şu anda. yani Dolayısıyla başkanın hassasiyetleri var bu konuda. Kabul ediyorum. Ama burada çok e, yani yemekte de kendisine söyleniyor. Bu domeniki nereden buldun diye. Yani bu... Kim nereden getirdin yardımcı hocayı Galatasaray'da? Ama az önce Ray hocam da bir şey söyledi. Şimdi Tepe'ye bir futbol aklı getirdi. Danışman. Onun altında e, Spor, direktör. Kimden türekör. sonra getirdi? Domanek'ten sonra getirdi. Da, Hayır Domanek Domanek sonra. Geldi yani. E tamam yeterli olmadığı için adamlar diyorlar zaten yani bununla devam edilmez diye. E o nasıl iyi şöyle yani? Ne olacak? Hangi transferlerden söz ediyor? Ben anlamıyorum yani. Bir de yönetim benim düşündüğüm şimdi böyle bir yapılanmaya giriyorsa bir baştan. Önce tepedeki gelmeli değil mi? Tabii yanlış. yani premitel, <laughs> Önce hoca gelmemeli. Prenetik taşını mesela yuk, yuk, yukarıdan aşağı inmeli aşağıdan yukarı çıktı. Bu yavaş yavaş yaptı. Bunu ama niye yaptı biliyor musun? Bunu baştan yapabilirdi. Şimdi Fatih Terim'i yolladıktan sonra bir hoca alması gerekir. Ve de onun hayalinde farklı bir kulüp yapısı varmış bir kere. Yani Fatih Terim'le yola devam etmek, onunla hazırlanmak, 3 yıl, yıl geçirmek değil. Onun kafasında Avrupayı bir plan varmış. Bunu da yöneticiler ikna etmiş herhalde bence. İlk Fatih Hoca gittiğinde böyle bir plan oldu. Ne oldu? Yabancı bir teknik adam. Sonra bir futbol aklı sonra bir sportif direktör. Yani kafasında zaten Galatasaray kulübünde böyle bir yapılanma istiyormuş. Ama Galatasaray kulübünde madem böyle bir yapılanma istiyorsan bunu sezon başı yaparsın. Doğru. Yani Doğru. geçiş döneminde yapmazsın. Şunlar canlı görüntüler bu arada. Eee ya bu yapılanmayı Fatih döneminde yapamazsın. Sana izin vermez Fatih Hoca. O yapılanmayı yapabilir misin? Yapamazsın de. Zaten benim söylediğimde o Fatih terimle bunu yapamayacağına inandığı için zaten demek ki kafasında devam etmek sezon başında bile soru işaretiymiş. Ya ama seçimde gittikten Fatih önemli tamam, bir kozdu. Ama bak kozdu Fatih gitti, gitti gitti Evvel ondan sonra abi, yani o dışarıda. demek Kesin ki hocam demek ki onunla beraber zaten bunlar olacak hali yok. Diyor ki gitsin diyor bir an önce diyor gittikten sonra bu yapılanmayı kafamdaki diyor hayata geçiririm. Böyle düşünmüş. Yani. Ben, çok basit bir şey var da diyor ki bak benim için seçimi Fatih Terim ile kazandı demek Galatasaray üyelerine bir hakarettir diyor başkan. E tamam yani. Bunu bu kadar basit benim söylediğim her şeyi yapma. Fatih Terim ileride çok farklı görevler alır Genel kurul üyelerinin teveccühüyle göreve geldim diyor. E şüphesiz öyle. Dominic tamam. Torrent için de söylüyor. Diyor ki çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim bir hocadır. Hem Torrent'e hem de yardımcıların bilgisine çok güveniyorum diyor. Bu kadar basit. O ne zaman çıkartıyorsunuz gelecek, burada, gelecek he? yıl Torrent'in olması garanti onun Yok kuracağı takım. Öyle ya, mi bakalım olacak mı? Ben 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 sanıyorum Galatasaray gelecek sezon başına Dominik Torrent olmaz. Dominik Torrent olmaz. Bu yönetim olur mu? Ha, yani Ma Mart'taki Hı. 26 Mart'ta da e, büyük bir sıkıntı var yönetim için. Ben söylüyorum burada. İbrası konu sıkıntı var. Galatasaray camiasının havasını koklarsan havada Mayıs'a seçime git havası var. Bu kadar net. Bu görüşmeler ...bu toplantılar... ...ana nedenlerinden bir tanesi bu... ...yani anlatabiliyor muyum... ...bu konuda hazırlık yapan insanlar da var... ...kasa kolaylığı sağlayacak insanlar da var... ...tamam mı... ...Galatasaray için... ...bu dolayısıyla Galatasaray... E, ...Tudor döneminde takım kururken... ...yabancı hocam vardı başında... ...yukarıda danışman mı vardı... ...Cenk Ergün'le kurdular... ...Nursun Özbek takımı kurdu... ...iki sene şampiyon oldu... ...o oyuncuların hepsini satıp para kazandılar ya... ...kazanmadılar deyin hadi bana... Hepsinden para kazandılar. Bir Mariano'dan kazanmalar bıraktı gitti. Bir sene daha kalsa kalırdı yani hisseselerdi 26 milyon lira sezon başı gömdün. Çok net işte geçen hafta da burada söyledi. Gözse maçında oradan bir tane oyuncu var o transferlerden. İlk 11'de. Ya evet. ne konuşuyorsun? Tekrar Dursun Özbek evet. mi geliyor? Yok ben bilmiyorum yani kim geliyor da. Çok ciddi işler var. Göre. Yaparlar. Gelse de Ağasay taraftarı hata yaptı zaten bu konuda bir doğru dolduruşa geldi. İtibar onun ya, takımıyla iki sene şampiyonluğu Galatasaray. Onu kurduğu takım da oldu. Yalan mı? Açın bakın. Bir e, Konya'ya gidelim. Hemen. But I like the reaction of the team and second half. We come back with more <laughs> character. A good intention second half I um, sorry we didn't uh, we can score but uh, now uh, we have uh, important months with many games we have to focus on the on the next game next game against Barcelona what what do you think about that game we will see we will see what happened we have a full respect for Barcelona It's a very big club but we are also Galatasaray if we are here because we deserve then Galatasaray is a uh, uh European club then we will try to to do the best to make uh, our fans and then uh, to represent uh, Turkey Turkish football the the best way we can. Thank you. Buffett. Thank you. Good night. Bu öncelikle bu akşamki maçı sorduk. <laughs> Tabii ki Galatasaray gibi bir kulüpte oynarken buradan mağlubiyetle ayrılmak bizim için çok kolay değil ama ikinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyondan memnunum iyi bir reaksiyon gösterdik ama bunu sonuca çeviremedik. Gol ya da gollere çeviremedik. Bunun için tabii ki üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız dedi. Barcelona maçını sorduğumuzda önümüzdeki maç Barcelona'ya karşı oynanacak. Bununla ilgili ne düşündüğünü sorduğumuzda tabii ki Barcelona'ya saygı duyuyoruz ama biz de Galatasaray'ız. Burada olmayı hak ettik. Ve bunu kanıtlamak zorundayız, sahada bunu göstermek zorundayız. Türk futbolunu Avrupa'da temsil ediyoruz ve bunun karşılığını sahada vermeye çalışacağız. Barcelona'ya saygı duymakla birlikte biz de elimizden geleni yapıp Galatasaray Türk futbolunu temsil etmeye çalışacağız şeklinde yanıtladı sorumuzu. Evet, e, Gomez de tabii e, onun açısından da alıştığı bir Galatasaray profili değil bu. Tabii yani gol kralı oldu Galatasaray'da. Olursa... Ya bir de rotasyonu eğer düşünüyorsa Dominik Torrent birinci Gomis olması ya, gerek o takımda. <laughs> birinci onu olması gerek. Hem yaşıyla ilgili hem işte hazır değil. Esas birinci o. Yani bir de çok eforlu oynuyor. Çok iyi niyetli bir oyuncu. Esas birinci rotasyonu ona yapmalı. Esas Galatasaray takım ne oynuyor ben onu mesela anlayamadım. Biz son anlayamadık. son iki maçta da Ender onu. konuşmuştuk. Mesela herkes yanlış okudu. Yani herkeste de demeyeyim yani çoğu konuşan çoğu insan yanlış anladığını yanlış okuduğunu düşünüyorum. Göztepe ve Rize Spor'a karşı Galatasaray oyunun o sekans dediğimiz bölümlerini son bölümlerini iyi oynayarak kazandı bir bölümünü. Yani böyle maçı baştan sona domine ederek bir galibiyet Yok, almadı. Olur. Nitekim de Konya Spor'a bunun serayet edeceği net bir şekilde ortaya dedi. Da etti. Daha ciddi, daha güçlü takım oyun gücü var. Galatasaray'a sıkıntı yarattı <laughs> bugün. Ama öyle bir futbol iklimimiz var ki yani bir maçta 3 puan alındın mı güllük gülistanlık hemen skora yorum yapmak kolay. Oyuna yorum yapmak. Özellikle taraftarlar bunu ülkede çok yapıyor. En büyük sıkıntısı bu Galatasaray'ın değil. Bütün takımlarımız sen de biliyorsun evet. en büyük sorunu. Yani maçı kurtardık mı günü kurtardık mı tamam öbür maça bakarız. Öyle işler yürümüyor. Yürümüyor. Ee, tabii Konya açısından da hocam yani Galatasaray'ı konuşuyoruz ama ev sahibi ekip açısından da dolu tribünler Geçen hafta farklı yenilmiş böyle e, Trabzon maçından sonra bir aşağı doğru kırılma havası vermiş bir takımın. Böyle bir büyük maçta bu şekilde reaksiyon göstermesi de önemli. Başkan da diyor ki hani biz ikinci olmak için elimizden geleni yapacağız. Konya açısından da bir eşik maçıydı bu. E normal ama ya. Ama Konya Spor dikkat et sezon başından beri istikrarlı geliyor. bu üç hafta biraz bir öyle. anormal bir mağlubiyet aldılar. Olur ama bunlar trafik kazası gibidir abi. Senin takımının bir oyun şekli varsa ki var Konya'da, var. bugün onu gördük. Hücum ederken de gördük, defans yaparken de gördük. Dikkat et yani defans yaparken de akıllı defans yapıyorlar. İlhan Polut yani Galatasaray hocası yapmadım. olsa fark eder hocam. Oyun ha? olarak fark eder. Nasıl? En azından bir planı var. İlhan Polut Galatasaray hocası olsa oyun olarak fark eder Galatasaray. Fark eder tabii. Açık. Yani sezon başından beri mesela burada Beşiktaş da kaybetti, Fenerbahçe de kaybetti. Ama Galatasaray gibi kötü oynamadılar oyunun bölümlerinde kaybettiler. Konya güçlü bir takım. Trabzon'da son dakikada beraberlik. Birbirini kafasına çatır Ahmet çalı'n Berabere kaldı. yani. Konya evinde güçlü oyun oynayan bir takım. Bir tek burada Sivasa kaybettiler galiba. E, Morutsan konusu bugün Morutsan oyuna girdi. Orada e, sanıyorum orada bir e, durumunun açıklık kazanması söz konusu. Evet, değil yani mi? iki kulüp arasa Galatasaray bu işin olmadığını net olarak e, söylüyor. Bizde bir sorun olmadığını aklı anlatıyorlar ve ondan sonra sorun çözülüyor. Yani kendimi temize çıkar yani evet, garantiye aldıktan sonra. Aldıktan sonra, olcan yani olayı gibi değil. Ama evet. bir gerçek var. Ee, mesela geçen hafta da bunu gösteri maçında da söyledik. Ben burada da söyleyeceğim. 2-0 mağlupsun. Artık böyle klasik hale getirme. Gomez çıktı, Muhammed girdi. Niye çift santrfor oynamıyorsun? Yok. Yani sana Morussan'ın girmesi ne kazandırdı? Sana hiçbir şey kazandırmadı. Ben çift santrfora dönseydim Babeli aldıktan sonra çok daha farklı olabilirdi. Belki e, skor için ümitlenecek golü atabilirdin diye düşünüyorum. Bu şey vizyonu yok hocanın yani. Oyuncu değiştirdik. Ender çıktı, Levent girdi. Asan çıktı, Veli girdi. Böyle bir şey olmaz. Bu çok kolay işin. Farklı bir şey ortaya çok koyman lazım. Çok rutin değişiklikleri var. Belki yani, hani... Ya, onu ya, söylüyorum ya, yaşıyor ama. ya günümüz futbolunda yani bu torrent içini genel olarak diyorum ya simülasyon çok önemli Ender. Bir şey yaşamak önemli ya. Sen bir yola çıkmadan arabayla Hatırlar mısın? Bunu da dile getirmiştim. Yani sen diyorsun ki ya buradan gidersem işte burada yağmur var. işte burası veya çamur. Kafanda burası Bir simülasyon dizi, yapıyorsun abi. Kulakları yani, Mustafa Hoca derdi hep denizi. Ben kafamda oynuyorum oyunu farklı yani, şeylerle diye. Ya fa Sanal. farklı neticeleri oynamasını evet. bilmeli bir antrenör. Bu çok önemli. Günümüz anladın mı antrenöründe? Yalnız bütün hafta çalışıyordur. Doğrudur Dominik Donat. Hatta bütün hafta çalışıyordur. çalışıyordur. Her, yani antrenörde, çalışıyordur. her antrenörde, <laughs> antrenörde çalışıyor. Ama esas ne biliyor musun? Maç orada başlıyor. Çünkü bir anda gidişat yani 3. dakika bir gol yiyorsun. Bir de kırmızı kart on kişi kaldın Şimdi farklı bir işlem yapman gerek saha öyle. Yani farklı bir işlem yapıyorsun. Onun için de bir planın olmaz. Tabii işte onun için simülasyon diyorum ya antrenörlüğü günümüzde çok değerli. Yani e, yani Torrent e, yani bundan sonraki e, bana göre yani Berkant oynayacak mı? Morussam işte iki santrofor vesaire bunlar sorulur. Ama ben diyorum ya her zaman yani esas bunu, yani benim beklediğim iki ayda buydu. Hepsi yüzde yüz değil. Guardiola gibi antrenmanda kuralları koyan, prensipleri ortaya koymuş bir teknik adamla çalışan Bunca yıl. bir insan. Bak bütün hepsini dört dörtlük yapmayabilir Ender. Mutlaka. Bir tane bir şeyi yüzde on beş seviyesini bir tarafın getirsin. Yüzde on birine katkı sağlarsın. İki ayda katkı sağlamadı, gelişim göstermedi ama bundan sonra gösterir. Biz de deriz tebrik ederiz. Yoksa torrentle onunla bununla değil. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Şu ana kadar bir antrenörlük katkısı Galatasaray'da Yok. şu ana kadar olmamıştır. Yok. Şimdi siz konuşunca aklıma geldi. Teknik adamlar hazırlar diye bir gün Ege civarında bir maç idare ettim hakemim. Dönüşte Mustafa ile konuştuk. Mustafa da e, bir takımda Denizli, takımla, Denizli ha. İngilizlerle oynayacağız. Ondan sonra ya oteldeyim geldi diye canım sıkılıyor dedi. Saat gece 11 falan otele gittik. Sohbet ediyoruz. İngilizlerin de bir şeyi var. Sol tarafı var. Bayıltıyorlar oradan. Milli, rakibi. Ne yapacaksın dedim. Güldü dedi ki çok kolay bir şey yapacağım hoca dedi. Ya ne yapacaksın dedim. Bizim İskender var ya dedi. Ha Trabzonlu. Onu dedi sağa çağıracağım dedi. Bütün topları İskender'in ayağına attıracağım dedi. Adamın üstünü yollayacağım dedi. Adam ondan top alamaz dedi. Göreceksin bak çıldıracaklar. Dedi hakikaten çıldırdılar ha. Çok basit ya ben. Beraber Konuşuyoruz. Hangi maçta oynuyorum? Her top İskender'in Ayağına verin İskender diyeceğim ki adamın üstüne git. <laughs> Çıldırdılar o tarafta. Bütün oyun planları bozuldu İngilizler. Tabii İskender kolay top Bunu iki gün evvel konuştuk ya. Gittik sohbet gece saat 12 1. Şu, Raya hocamın dediği gibi yani farklı planların, farklı alternatif senaryoların olması Hazırlıkların olmazsa hazırlıkları, hazırlıkları. Yani bu ne biliyor musun Ender? Yani cebinde cephanelikler olacak. Evet, evet. Doğru mu? Aynen öyle. Doğru. Cephanelikler olacak. Tabii. O cephanetleri de yani bir, sıkıntıya bir girdiğinde sürecek olmayacak. olmayacak. Bu atımlık kurşunla tabii, tabii. işte altımış basata. İşte o giriyor, abi, o çıkıyor. Sen iyi tarafını adama yollayacaksın. Adamın iyi tarafını pasifize edeceksin yapabiliyorsan. Aynen. Adamın doğru. iyi tarafını körelteceksin. Senin iyi tarafını tabii, adamın brav. üstüne yollayacaksın yapabiliyorsan. Hocam bu bunu... senin de zafın var, onun da zafı var. O rakibin diyorsun çok güzel söyledi. Yani o bölgesini o, zayıflatıp sende güçlendireceksin. O Hocam sen mesela hakemliğe direkt birincilikten mi başladın? İkincilikten maç yönettin mi? Ne? Amatör kömede şeyde. <laughs> amatörü boş ver ya. Müessesine ki sabah 9'da başlar. MTA, DSE'yi bilmem ne bilmem de. Akşam 6'ya kadar. Bir sen. orta bir yan, bir orta bir yan. Ağzın kurur. Niye? Ulan sen top oynadın. A şey hakemlik yapılır mı? Abi oradan geçmeden olamaz. Bir şey söyleyeceğim hocam. Oradan yaptığın yaptın soru yükseldin değil mi hocam? Evet. FIFA hakem falan oldu. Evet. Sıraya hoca da. Yardımcı hocalık yaptın mı hocam? Yaptım. Yaptın. Altyapılarda çalıştım, alt oyuncu çalıştım. baktım. Bir, saniye, bir şey soracağım. Yaptın, sonra geldin A takım hocası oldun değil mi hocam? Evet. 22 sene yardımcı hocalık yapan bir antrenör A takım hocalığına çıkmıyorsa... Böyle başarısız beklemek doğaldır. Kusura bakma. Kendisine baş antrenör olma hedefini koymamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Pep Guardiola'nın yardımcılığını kalmayı kendisine uygun görmüş Burada, burada Pep Guardiola olarak ki şey kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Galatasaray laboratuvar gibi kula. Her maç değişik 11. Oyuncu değiştir, statik olarak. işte Fegül'ü almıyorum diyor ya.